İşte onun olup olmadı, o da onu merak ediyor. Yani o mu değil mi, buldu mu, senin haberin var mı diye. He tamam, ya bağırıyoruz da ses alamıyoruz sizden. Olumsuz bir şey yok değil mi? Sen uyu abi. Yarınki Mehmetçil var, tamam. Onu takip et şimdi. Ama yarın bir geç abi. Mutlu abi. Neye karar verdiniz? Ya işte yazıklar olsun. Pırıl pırıl bir gençti ya. Başka yani bizim Allah'ım. Yani Türkiye'ye faydası olacak bir gençti bu. Yazık değil mi? Neden böyle oldu? Biraz da olsa teselliyim şu. Bir tane cenazesi olacak. Şu anda DNA testi yaptık. Adli tıpa gidecek İstanbul'a. Bir buçuk ay sonuçlanacakmış. Bir tane darpidi bulayım, bu işin peşini bırakmayacağım. Bir mezarı ne hali yapacağız yani. Yoksa orada kuşlarla bulundu, bu kuşlar üşüşmüş. Kuşlar olmasa bulunmayacak abicim ya. Bir bilgi, bir mesaj göndersin. Sayın Velim, bugün 18. gündür örnek. Oğlundan hiç okula gelip gitmiyor, haberiniz olsun. Biz ona göre takip ederiz abicim ya, değil mi? Ben kaybettim, 2 aydan beri kaybettim. Bir daha hiç ağlamayacağım diyordum. Yine ağladım. Hep ağlıyorum için de. Başkaları ağlamasın be abicim, ablalarım. Aslında oğlumuzu bulduğumuza seviniyorum. Ama çok 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 da üzülüyorum. Çünkü cesedini bulamayan çok insanlar tanıyorum ben. Allah tarafından dağcılar grubu tesadüfen oradan inmeleri, orada oğlumu bulmaları. Yani bize Allah'tan gelen bir lütuf, bir hikmet. Benim oğlum akıllı bir çocuk, 2 metre endekten bile atlamaz, atlayamaz. Yani kesinlikle intihar falan değil. Bunun açığa çıkması için İstanbul'a otopsi sonuçları belli olana kadar ne olduğu belli değil. Kurban bayramına gelecek abim diyor. Nasıl gelecek? Hadi gelsin, nasıl gelir? Söyleyin, ben ne diyeceğim oğlum, ufak oğluma ben.